Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 38. bölüm. Dünya malının kötülüğü. Yüce Allah buyuruyor ki: Ey iman edenler! Allah'ı anmaktan mallarınız ve canlarınız sizi alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte gerçek hüsrana uğrayanlar onlardır. Münafikun suresi 9. ayet. Bir diğer ayetinde ise Cenab-ı Hak mallarınız ve çocuklarınız yalnız fitne yani imtihan vesilesidir. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Gabın suresi 15. ayet. Ayetten anlıyoruz ki kim malını ve çoluk çocuğunu Allah katındaki büyük mükafata tercih ederse o gerçekten aldanarak büyük bir zarara uğramıştır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Mal ve evlat çoğaltma yarışı sizi oyaladı. Allah buyuruyor ki: Dünya hayatını ve onun süslerini isteyenlere işlediklerinin karşılığı eksilmeksizin onlara dünyada verilir. Yüce Allah buyuruyor ki: Gerçekten insan kendini varlıklı görünce azar. Oysa ki dönüş hiç şüphesiz Rabbinedir. Yüce Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Mal ve şöhret olma tutkusu. Mal ve şöhret olma tutkusu suyun baklayı bitirdiği gibi kalpte nifak bitirir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şöhret, mal ve makam tutkusunun Müslüman bir kimsenin dinine verdiği zararı koyun sürüsüne salıverilmiş iki azgın kurt bile yapamaz. Bu hadisi başka bir lafızla Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi Gabın bin Malik'ten rivayet etmişlerdir. Hadisin metni şöyledir: Bir sürü üzerine bırakılmış iki aç kurt, mal ve şöhret hırsızı kişinin kendi dinine verdiği zarar kadar o sürüye zarar veremez. Resul-i Ekrem buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem: Şu mal Allah'ın kullarında filana, şu falana verilecek diyen cömertler müstesna. Onlar da o kadar az ki. Rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden sonra öyle bir toplum gelecek ki onlar en güzel ve çeşit çeşit şeyler yiyecekler. En besili ve çeşitli atlara yani en güzel bineklere binecekler. En güzel ve alımlı kadınlarla evlenecekler. Çeşit çeşit ve en güzel giyecekleri giyecekler. Öyle karınları vardır ki az şeyle asla doymadığı gibi gözleri çoğa bile razı olmaz. Gece gündüz sırf işleri dünyadır. Senin ilahını bırakıp dünyayı ilah edinirler. Nefislerinin azgın arzularına uyarak nefislerinin emirlerini yapar, yasaklarından kaçınırlar. Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu zamana görene nasihatı: Onlara selam vermesin, hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin, büyüklerini saymasın. Kim bu söylediklerimi dinlemezse muhakkak ki İslam'ın yıkılışına yardım etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dünyayı onu sevenlere bırakın. Dünyalıktan ihtiyaç fazlasını alanlar farkında olmadan kendi felaketlerini hazırlamışlardır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: İnsanoğlu malım malım der durur. Senin yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden, bağış yapıp ilerisi için ayırdığından başka malın var mı ki? Adamın biri peygamberimize: Ya Resulallah, bana ne oluyor da ölümü sevmiyorum demiş. Peygamberimiz de ona malın var mı diye sormuştur. Adam evet ya Resulallah dediğinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malını önden gönder yani hayırda harca. Çünkü müminin kalbi malıyla birliktedir. Malını harcarsa ona katılmayı sever. Yok geri bırakırsa onunla beraber kalmak ister yani ölmemek ister. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki: İnsanoğlunun dostu üçtür ve bunlardan biri ruhu alınana kadar yanında gelir. İkincisi kabrine kadar gelir. Üçüncüsü ise yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda toplanana kadar yanında olur. Ruhu alınana kadar yanında gelen malıdır. Kabre kadar yanında olan ailesi ve yakınlarıdır. Mahşere kadar yanında bulunan ise amelleridir. Bu hadise Ahmet bin Hanbel aşağıdaki şekliyle rivayet etmiştir ki şöyledir: Ölü ile üç şey gelir: ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner. Bir tanesi onunla kalır. Ailesiyle malı geri döner, ameli ise kalır. Havariler Hz. İsa aleyhisselama şöyle demişlerdir: Ne oluyor da sana suda yürüyebiliyorsun, biz ise bunu yapamıyoruz. Hz. İsa onlara dinar ve dirhemin sizin yanınızda bir kıymeti var diye sordu ve onlar da bunlar bize göre iyiliktir dediler. Bunun üzerine Hz. İsa aleyhisselam onlara Oysa benim nezdimde onların ikisiyle çamur eşdeğerdedir. Selman el-Farisi Ebu Darda'ya yazdığı mektubunda, "Ey kardeş, sen ol, şükrünü yerine getiremeyeceğim bir dünyalığı toplama. Çünkü ben Resulullah şöyle söylerken işittim. Dünyada Allah'ın emirlerine uyan bir kişi malı önünde olduğu halde Sırat Köprüsü'nün başına getirilir. Malı önündeyken Sırat Köprüsü'nü geçmek isteyince malı ona, sen geç. Çünkü Allah'ın senin üzerindeki hakkını ödedin der. Daha sonra dünyada Allah'a itaat etmeyen kimse Sırat Köprüsü'nün başına getirilir. Malı omuzlarındadır. Bu yükle Sırat Köprüsü'nü binmeye kalkışınca sırtındaki mal adama, vay başına gelene. Allah'ın bendeki hakkını ödeyseydin ya der. Malı bunu devamlı tekrar eder durur da adam, yazıklar olsun bana, keşke yok olsam da kurtulsam diye feryat eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kul ölünce melekler ahiret için önceden ne hazırladı derler. İnsanlar ise geriye ne bıraktı derler." Yine Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, "Çift çubuk edinmeyin, yoksa dünyayı seversiniz." Rivayet olunduğuna göre bir adam Ebu Darda'ya kötülük etmiş ve o da bu kimseye şöyle demişti: "Allah'ım, kim bana kötülük ederse sen ona beden sıhhati, uzun ömür, çok mal ver." Baksana, Ebu Darda beden sıhhati ve uzun ömürle birlikte mal çokluğunun ne kadar tehlikeli bela olduğuna işaret ediyor. Çünkü zenginliğin azgınlığa ve isyana sebep olması kaçınılmazdır. Hazreti Ali avucuna bir dirhem koymuş ve "Sen benden çıkmadıkça bana yaramazsın" demiştir. Hazreti Ömer Zeynep binti Cahş'a bir bağış gönderir. Zeynep "Bu nedir?" diye sorar. Getirenler "Ömer bin Hattab gönderdi" derler. Hazreti Zeynep "Allah onun günahlarını affetsin" diye dua eder. Arkasından eski bir başörtüsünü kesip keseler diker ve gelen bağışı akrabalarına, yakınlarına ve onların yetimlerine bölüştürerek keselere koyar. Sonra da ellerini kaldırarak "Allah'ım, bu seneden başka Ömer'in bağışı bana ulaşmasın" diye dua eder. Gerçekten de Hazreti Zeynep Peygamberimizin arkasından ilk ona kavuşan hanımı olur. Hasan-ı Basri der ki, "Allah'a yemin ederim ki hiçbir para sahibi paraya şeref veremedi. Tam tersine para onu zavallı ve perişan etti. Denilir ki ilk altın para ile gümüş para basılınca iblis onları kaldırdı ve alnına koyup öptü. Sonra da sizi altın ve gümüşü kim severse o benim gerçek kulumdur dedi." Sümeyt bin Aclan der ki, "Altın ve gümüş paralar münafıkların kendilerini cehenneme sürükleyen yularlarıdır." Yahya bin Muaz der ki, "Para akrep gibidir. Onun rukyesini iyi yapamazsan sakın alma onu." Yani parayı yerinde kullanamazsan. "Çünkü şayet sokacak olursa zehiri seni öldürür." Kendisine onun rukyesi nedir diye soruldu ve o da "Parayı helal yollardan kazanıp hakkını vermektir" dedi. Ala bin Ziyad şöyle demiştir: "Dünya tüm endamıyla karşıma sanki bir insan gibi dikildi. Dedim ki, senin şerrinden Allah'a sığınırım. O da dile gelerek bana, senin benden sığmanın sırrı altın ve gümüşe buğz etmendedir. Çünkü para dünyanın özü demektir. Zira bütün dünyalık istekler para ile elde edilir. Öyleyse parasızlığa sabredenler dünyaya sabretmiş olurlar. Bu konuda şöyle bir şiir söylenmiştir: Ben dünyadan sakınma deyince başka değil parayı gördüm. Eğer onu elde ettikten sonra bırakabilirsen bil ki senin takvan gerçekten Müslüman takvasıdır." Bir başka şair de şöyle demiştir: "Seni kişinin üzerinde gördüğün yamalı gömlek ya da topuk kemiğinin üstünde kalmış elbise ya da daha önce silinmiş olan ibadet izi aldatmasın. Ona parayı göster. Parayı sevip sevmediğini anlarsın." Rivayet edildiğine göre Emevi sülalesinden Müselleme bin Abdülmelik, ölmek üzere olan ve 13 erkek çocuğu bulunan Halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına girerek ona şöyle der: "Geride bıraktığın çocuklarının bir dirhem veya bir dinarı bile yok." Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz, "Beni oturtunuz" dedikten sonra şöyle cevap verir: "Senin çocuklarıma bir şey bırakmadığım konusundaki sözüne gelince, ben onlardan hakları olan bir şeyi esirgemedim. Ama onlara başkasının hakkını da vermedim. Benim çocuğum şu iki kimseden birisi olacaktır. Ya Allah'a itaatkar olur ki Allah ona yeter. Çünkü Allah iyilerin velisidir. Ya da Allah'a isyankar olur ki onun başına gelecekler beni ilgilendirmez. Rivayet olunduğuna göre Muhammed bin Kab el-Kurazi'nin eline yüklü miktarda mal geçer. Ona eline geçen bu serveti gerideki çocuklarına saklasan ya derler. O da hayır, onu Allah katında kendim için biriktirdim. Çocuklarımınkini ise Allah ayırır diye cevap verir. Yine rivayet olunduğuna göre bir adam Ebu Abdirrabbih'e şöyle söyler. Ey kardeşim, kötülüğü yanında bırakıp çoluk çocuğuna saadet bırakma. Bunun üzerine o da 100.000 dirhemlik malını elinden çıkarmıştır. Yahya bin Muaz der ki, iki musibet vardır ki onu ne öncekiler ne sonrakiler işitmiş değildir. Nedir bunlar diye sorulduğunda ise şöyle demiştir. Ölüm anında kulun bütün malı elinden alınır ama hepsinden sorguya çekilir.